Kısıtlamalar etkisini gösterdi. Vaka ve hasta sayıları az da olsa düşüşe geçti. Ama can kayıpları ne yazık ki yine yürekleri yaktı. 222 kişi daha koronavirüse yenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca meclis kürsüsünden salgın yüzünden kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı andı. Hocam Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu, intern doktor kızımız Merve Mercan aramızda değil. Eczacı Osman Öke aramızda değil. İsimlerini tek tek saydı, sesi titredi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını bütçe görüşmelerinde meclis kürsüsünden böyle andı Sağlık Bakanı. 225 şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar salgınla canları pahasına mücadele ederken son 24 saatin tablosu yine tedbirlere uyumun hala yetersiz olduğunu ortaya koydu. 29.136 kişinin daha testi pozitif çıktı. Hasta sayısı 5.203 olarak kayda geçti. Can kaybı ise bir gün önceye göre sadece 4 azaldı. 222 hasta koronaya yenildi. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici dedi Sağlık Bakanı. Kısıtlamalara tam uyum, tedbirlere riayet çağrısı yaptı. Aşının yaygın uygulanmasına kadar sevdiklerimizi koruyalım dedi. Dünyada etkisi ve güvenliği kanıtlanmış aşılara en erken sürede erişebilmenin gayreti içindeyiz. Yerli aşımızı da Nisan ayında başarıyla yapacağımızı ümit ediyorum. Sağlık Bakanı Koca yerli aşıda faz 2 çalışmalarının 25 Aralık'ta başlayacağını müjdeledi. CHP'li Murat Emir'in test kitlerine fazladan ödeme yapılarak devlet zarara uğratıldığı iddiasına da faturalarla yanıt verdi. Gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum. Biz bir kite 8.75 dolar vererek yurt dışından almaya başlamıştık. Ve bu kiti yerleştirdiğimizde fiyatı kaça düştü biliyor musunuz? 9.8 liraya. Bakanlık turkuaz tabloda iyileşen sayısının bir günde 1 milyonun üzerinde artmasına da açıklık getirdi. Artık tedavisi tamamlananların yanı sıra karantinası sona eren vakalar da yer alacak iyileşen toplam hastalar arasında.